Son yıllarda hızlı bir değişim gösteren ve rezidans tarzı yüksek binalarıyla dikkat çeken Şişli Bomanti'nin gayrimenkul piyasasını 24 Emlak sizin için araştırıyor. Yatırım yapmak isteyenler için öneriler, İstanbul'da konut fiyatları, gayrimenkul hukukuna ilişkin uzman görüşleri ve daha fazlası. Birazdan 24 Emlak'ta. Biz şu anda İstanbul Şişli'ye bağlı Bomonti'deyiz. Son yıllarda gösterdiği gelişim ve yüksek yapılarıyla dikkat çeken bu bölgeyi sizin için adım adım gezeceğiz ve emlak piyasasını öğreneceğiz. Burası İstanbul kent merkezinde konumlanan, son dönemde ise ulaşım kolaylığı ve lüks yapılarıyla dikkat çeken Bomonti. Hadi şimdi bu semti çok daha yakından tanıyalım. İstanbul'un ilk sanayi, ilk yerleşim bölgelerinden ama 10 yıl öncesine kadar burası çok kötü binaların olduğu, fabrika, eski fabrika iş yerleri, eski depoların, imalathanelerin olduğu ve İstanbul halkının hiç buraya gelip görmek istemediği, geçmek istemediği böyle mekruh bir yer olarak algılanıyordu. Fakat özellikle son 5 yıldır bölgede son derece lüks rezidans projeler, merkezi iş alanları üreten lüks ofis projeleri yapıldı. Yapılmakta olan çok lüks otel, alışveriş merkezi ve diğer sosyal donatı yerleri imalatı devam eden projeler de var. Bugünkü yapısıyla hiç bilmeyen biri Bomonti'ye gelse gerçekten gördüklerine çok şaşırır. Uzaktan bazı binaların silüetleri gözüküyor. Acaba burası neresi? İşte Şişli'de bir yer gibi söyleniyor. Ama bizi internetten, işte çeşitli etki çevremizden bulan gelen insanlar bölgeye geldikleri zaman şaşırıyorlar. Yani burada nasıl böyle bir oluşum olmuş ve biz fark etmemişiz diye. Peki kimler bu bölgede yaşamayı tercih ediyor? Bölge yerleşimcisi özellikle şehir dışında ki işte sosyal donatısı yüksek yerleri tercih etmiş ama daha sonra şehir merkezinde yaşamayı özlemiş. Şişli'yi, bu bölgeyi çok seven, işte kendini çitlerle çevirmiş yeşil alanda gezmektense sokaklarda gezmeyi seven, böyle sosyal donatıya ihtiyacı olan, konut ihtiyacı olan ve iş yerlerine, ulaşım çeşitli merkezlere yakın olmak için oturmak isteyen bir kesim tercih ediyor ilk sırada. İkinci sırada ise kariyerinin başında genç, evini ayırmış, aileden ayrılmış, tek yaşamak istiyor. Şehir merkezinde küçük bir konut istiyor. Onlar tercih ediyor. Üniversite bölgesi biliyorsunuz burası. Üniversiteye çok yakın. İstanbul dışındaki aileler çocukları için güvenli bir ortam buldular ve Bomonti'yi ilk sırada tercih ediyorlar bu öğrenciler. Ve de dediğim gibi %50 olarak da potansiyel şu anda yabancıların, özellikle Körfez ülkeleri, İran, bu bölgede iş yapan iş adamları veya İstanbul merkezi ziyaret etmeyi seven yabancılar bu bölgeden kiralık tutuyorlar, hatta satın almak istiyorlar. Ulaşım imkanlarının artması emlak değerlerini nasıl etkiledi? Bomonti Dolmabahçe ve Kağıthane tünelleri biliyorsunuz 2010 yılında açıldı. Bu tüneller şehir merkezine girmeden ana arterleri insanları 2 kilometre gibi çok kısa bir mesafede ulaştırabildiği için potansiyeli çok arttırdı. Tercihi üst sıraya çıkardı. Ve metrekare birim fiyatları burada çok ciddi arttı. Konut fiyatları 4500 ile 8000 dolar arasında. İş yeri de yine 5500 ile 8000 dolar arasında değişiyor. Şu anda bu fiyatlar bu bölge için çok düşük fiyatlar. Çünkü Şişli merkezde, Bomonti'de yeni yapılan, rezidans olmayan, hani üstün nitelikli bina olmayan, normal
yapıların bile metrekare birim fiyatları bu. Onlara yakın satıyoruz. Normalde 4-5 kat yukarıda olması lazım. Biliyorsunuz kentsel dönüşüm projesi başlıyor ve o projedeki ilk bölgelerden birisi zaten bu bölge. Kentsel dönüşümle ilgili birlikte bu yeni yapılarla eski yapıların sinerjisi de daha güzel olacak. Güzel bir projeyle umarım İstanbul çok güzel, yakışan bir görüntüye kavuşacak. Şimdi de sıra geldi Bomonti'deki bir daireyi hep birlikte gezmeye. Evet, şu anda Bomonti'de lüks bir sitenin 14. katında lüks bir daire gezeceğiz ve bize bu daireyi siz gezdireceksiniz. Nasıl bir dairedeyiz? Çok keyifli bir daire gezeceğiz. Şimdi şehir merkezinde çok az rastlanır tarzda, metrekaresi yeterli, terasıyla, manzarasıyla 4+1 280 metrekare net bir daire gezeceğiz. Evet, biz de gezmeye başlayacağız ama hemen öncesinde size şunu sorayım. Girer girmez dikkatimi çekti. Nedir bu monitör? O iletişim kurmak için güvenlik. İşte aşağıda kim var, koridorda kim var, her türlü bilgiyi görüntü olarak alabilirsiniz. Şöyle bir bassam ne olur acaba? Aa, evet. Kapı girişi ve diğer detayları görebilirsiniz. O zaman gezmeye başlayalım. Tamam. Evet, bu sefer bir farklılık yaptık ve 24 emlakta içinde yaşam olan bir daireyi geziyoruz. Suzan Hanım da bize bu daireyi gezdirecek. Şu anda salondayız. Büyük bir salonumuz var, 70 metrekarelik. Salona açılan açık bir mutfağımız var. Evet, o açık mutfak aslında benim de dikkatimi çekti. Çünkü genelde 1+1 dairelerde açık mutfağa rastlıyoruz ama burası oldukça geniş bir daire ve açık bir mutfak. Niçin bu tercih edilmiş? Çünkü bu teraslı bir daire ve gerçekten büyük bir teras. 70 metrekarelik teras şehir merkezinde olmayacak bir şey. Yani tek örnek diyebiliriz. Terasa, salona yakın olması için mutfağı bu şekilde mimarlar dizayn etmiş ve çok sevildi bu konsept. O zaman şimdi ben orada bir ada mutfak görmüşken, böyle bir ada demek doğru mu olur onu da bilmiyorum ama gelmişken bir oturayım dedim. Gerçekten oldukça şık ve keyifli sohbetler geçebilir burada. Ama Suzan Hanım, biz oldukça geniş bir dairedeyiz. Ama Bomonti çevresinde siz dediniz ki gençler de tercih ediyor, yabancılar da tercih ediyor. Hep daireler böyle büyük mü? Değil, tam tersi. Projelerin hemen hemen %80'i 1+1'lerden oluşuyor. Daha çok küçük daire beklentisi var. Bu şekilde bir profilin potansiyeli var. Az miktarda da böyle metrekaresi geniş, kalabalık ailelerin oturacağı büyük daireler de dizayn edilmiş. Ama bunların sayısı az. Dediniz ki oldukça fazla özellikle Körfez ülkelerinden gelen kiralık talep edenler var. Onlar hangi metrekarelerde yoğunlaşıyor? Çeşitli metrekarelere talep var. Bir kısmı 1+1 küçük daire istiyor. Bir kısmı da büyük 1+1, 2+1 ve özellikle yüksek kat manzaralı istiyor. O zaman şöyle yapalım. Biz tabii ki metrekarelere ve katlara göre fiyatlar nasıl oynuyor bunu da konuşalım ama bir tane oda gezelim. Tabii, gezelim. Evet, burada bir de giyinme odası var. Birazdan ona da göz atarız. Ebeveyn odasındayız. Burası evet. Da kaç metrekare diyebiliriz burası için? 24 metrekare, soyunma odası, ebeveyn banyosu içindedir. Keyifli bir yatak odası diyebiliriz. Evet, şimdi biz oldukça şık, oldukça lüks bir daire geziyoruz. 280 metrekare, Bomonti'de bir dairedeyiz. Ve her zaman için merak edilen sorulardan biri de aidatlardır. Şimdi Bomonti'deki projelerde aidatlar nasıl? Komple rezidans hizmeti veriliyor. Ve bölgenin ortalaması 1+1 daire için genelde 450-500 TL arasındadır. Bu büyük bir daire.
Bu dairenin aidatı 600 TL. Peki bu 600 liranın içinde neler var? Yani herhalde havuzu, güvenliği mi? Doğru mu söylüyorum? Doğru söylüyorsunuz. Kapalı açık yüzme havuzu, güvenlik hizmetleri, otopark hizmeti, her türlü spor salonu, temizlik, her türlü hizmet içinde. Tam aslında residence dediğimizde aklımıza gelmesi gereken şeyler. Evet. Şimdi fiyatlardan başladık, aidat konuşmaya başladık ama en can alıcı nokta sanıyorum ki bu dairelerin ya da buradaki dairelerin fiyatları. İsterseniz şu anlattığınız terasa gidelim ve orada fiyat konuşalım. Tamam. Şehrin merkezinde böyle bir teras bulmak zor galiba. Gerçekten zor. Bir de burada İstanbul'da yaşadığınızı hissediyorsunuz. Gerçekten İstanbul'un tarihi dokusu, tarihi yarımadası. Bu dokuyu görmek de çok güzel. İstanbul'da yaşamanın keyfi bu terasta var. Evet, gerçekten çok güzel. Oturana da güle güle oturun demek geliyor. Gerçekten öyle. Peki, Bomonti'den bir daire satın almak istesek. Öncelikle küçük dairelerle başlayalım. Evet. Bir artı bir bir daire sahibi olmak istesek. Evet. Fiyat aralıkları nasıl? 520 bin TL civarlarında. Daire metrekaresi büyüdükçe bu işte 650, 700, 800 rakamlara çıkabiliyor. 2 artı 1 metrekaresinde 1 artı 1'lerimiz de var. Onlar 820 civarlarında. 820 bin lira. TL. 820 bin TL. Kira getirisi çok yüksek bu dairelerin. Şimdi bir de kiralık fiyatlarına gelelim o zaman. Yine 1 artı 1 ile başlayalım. Kiralar nasıl? Evet. Özellikle gayrimenkul yatırımcıları kira getirisi için işte paralarını değerlendirip çabuk paraya dönmek için genelde 1 artı 1 alırlar. Bu bölgenin 1 artı 1 fiyatları diğer bölgelere göre daha yüksek gibi duruyor söylendiği zaman. Ama diğer bölgelerden çok farklı kira getirileri var. Burada aldığınız bir küçücük bir daireyi eşyalı 3500-4000 lira çok rahat kiraya verebilirsiniz. Çünkü yabancılardan oluşan bir kira getirisi var. Bir de son dönemin popüler gayrimenkul işlerinden biri belki de günlük ve haftalık kiralık daireler. Burada onlara da rastlamak mümkün mü? Mümkün. Oteller bölgesindeyiz. Oteller çok maliyetli ve insanlar uzun süre otelde kalmaktan çok sıkılıyorlar. Kendi mutfaklarını istiyorlar. Ailecek yaşayabilmek istiyorlar. Birkaç kişi misafir ağırlamak istiyorlar. Dolayısıyla günlük kiralama sistemli şirketler bizlerden toplu bir artı bir kiralayıp bunları hizmete sunmak istiyor. Biz de çok seçerek böyle bir kişiye verdik ve %100 dolu potansiyelle çalışıyor.